Bugün 26 Ocak 2023 Perşembe akşamı Kocaeli'deyiz. Kocaeli'de bugün tam 9 koşulu bir program var. İzmir'deki Altılı Ganyan tahminimizde premium üyelerimize ait videolarda izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz 9 koşulu programın. Birinci koşu 17.15'te handikap 15.000 mücadeleyle başlıyor. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistine çıkacaklar. Burada önceliğimiz bizim 2 numaralı Alucard diyoruz. Adem Ceylan'la Apprenti. Tek Apprenti buradaki. 4 numaralı Flawless Power Akın Sözen'le. 5 numaralı Azra Kız Fırat Arslan ve 1 numaralı Gel Oglim Pişman Çizikli arkadaşlar. Evet, burada 3 numara Çavdarlı Görkem Özçelik'le dilenler yazabilirler. Biz pas geçiyoruz ama dediğim gibi dilenler yazabilir arkadaşlar. Bursa'nın atıdır bu. Yeterli kadar kazanma gücü vardır ama biz birinci altılı da bu şekilde düşünüyoruz diyoruz. İkinci koşu şartlı 5, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum piste çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada bir tane alternatif bankomuz var. Bir aksilik olmazsa bugün bu yarışı kazanacağınızı, o da 1 numaralı Hardy. Alternatif bankomuz Hardy'den güzel bir koşu gelmesi muhtemeldir. Bu safkana en yakın rakip 2 numaralı The Life King. Arkasından 3 numaralı Spring Coat, Uğur Levent ve 6 numaralı Kraliçe Gamze diyoruz burada. Erhan Aktu'yla. Burası 1, 2, 3 ve 6 ama tekrar diyorum, birçok kişi buraya at yazacak muhtemelen. Yani burada 2 ve 3'ün de yazılması elzem. Hatta 6 numaralı Kraliçe Gamze de, ama biz 1 numaralı Hardy'yi alternatif bank olarak sunuyoruz. Bakalım nasıl bir sonuca gidecek burada tecrübeli jockey Mahmut Turan'la. Üçüncü koşu Yedili Plase'nin başlangıç ayağı, kısa vade 6. 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar arkadaşlar burada. Özcan Yalırım'ın bindiği 3 numaralı Halima Banko. Evet, bu safkanın buradan bu grubu geçtiğini düşünüyoruz. Bu safkan daha evvelde Özcan Yalırım'la hafif nemli pistte şartlı 5'te kazandı. Kısa vade 9'a çıkarttılar, 4. oldu. Grup 3'e çıkarttılar, 3. oldu. Kısa vade 6'ya yaptılar. Tam şimdi yerini buldu. Hem güzel de rakam, yani 143 bin lira az bir para değil ne olsa olsun. Kasasına götürmeyi başaracaktır diye düşünüyoruz. Evet, 4. koşuyla beraber 2. altılı gayanı start veriyoruz. Handikap 17, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1900 metre kum pistte çıkacaklar Kocaeli'de arkadaşlar. Kıran kırana bir mücadele, cazip bir program. Evet, burada 11 tane atın tam 9 tanesini vereceğiz. Yani bu adeta kapatmalık bir ayak. Yani belki de bunu son dakika şablonlarımızı kapatacağız zaten. Ama sıralamamız önemli. Özellikle küçük kuponlar için 4 numaralı Bartu Efe, Selim İpek'le ilk atımız. 10 numaralı Son of the King Ayhan Kurşun. 1 numaralı Likaki Uğur Levent. 5 numaralı Commitment Akın Sözen ve 6 numaralı Tarma Tebevi arkadaşlar burada Hıcman Çizikler. Şimdi buraya kadar, yani bu 4, 10, 1, 5 ve 6'yı mutlaka kuponlarımızda bulunması gerekiyor. Bundan sonrası isteğe bağlı olarak 9 numaralı Wellborn diyoruz Kadir Tokaçoğlu'yla. 7 numaralı King of the Night diyoruz Tolga Yıldız'la. 8 numaralı Asil Yürek diyoruz Görkem Özçelik'le ve 11 numaralı Be My Luck diyoruz. Be My Luck Erhan Aktu'yla. Evet, 4, 10, 1, 5, 6 ön planda, 9, 7, 8 ve 11 de arka planda olarak sizlere tavsiye ediyoruz arkadaşlar. 5. koşu Maiden Dişiler, 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi burasının da küçük kuponlar için 2 tane atımız var. Önceliğimiz bizim burada 7 numaralı Kalimnos arkadaşlar. Evet, 7 numaralı Kalimnos ilk atımız bizim. Hani aslında bu safkanın bugün güzel bir yönetimle, Saatin Boyunca'nın yönetimiyle gelme ihtimalini çok yüksek görüyoruz. Çalışmaları da 60 kilo öyle yapmış. Yani bu safkanın şu anda fit durumda olduğuna inanıyoruz biz arkadaşlar. Her ne kadar İstanbul'da sentetikte başlasa da çalışmaları kum pistte ve bu çalışmalarla bu grubu geçme ihtimalini yüksek görüyoruz 7 numaralı Kalimnos'un. Bu safkanın da arkasından 8 numaralı La Tempesta Fırat Arslan'la yine ilk kez koşacak olan bir safkan. Biz bu iki tane safkan arasında geçeceğini düşünüyoruz. Sadece Kocaeli'de bir çalışmayla 23.4
400 metreyi tamamlamış, 800'de 49'da tamamlamış Fırat Arslan. Burada La Tempestade'la bizatihi kendisi çalıştırmış bu safkanı. Yani burada küçük kuponlarda 7 ve 8 ön planda arkadaşlar. Bu safkanların ötesine geçtiğimiz zaman tabii ki yeşillenen AGF1'ler olacaktır. Onların doğal olarak yazılması gerekecektir. Biraz bu ayak için onu biz karşıyız arkadaşlar. Öyle çok fazla AGF1'lere dayanılacağını düşünmüyoruz. Kalite düzeyi düşük olan safkanlar bunlar. 6 numaralı İpek Yele Tugay alıcıyla muhtemelen yazılması gerekecektir. 1 numaralı Agnes Ali Kaçmaz'la, 9 numaralı Lady Aralya Hüşman Çizik ve 10 numaralı Marvel'in Mahmut Turan arkadaşlar. Evet, burası önceliğimiz bizim 7 numaralı Kalimnos. Arkasından 8 diyoruz. Ön planda, arka planda 6, 1, 9 ve 10 numaralı safkanlar diyoruz. 6. koşu kısa vadeli 6, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir aksilik olmazsa 2 numaralı Beyond Redemption'ı biz bir şekilde ön planda görüyoruz. Tabii burada iyi safkanlar var açıkçası. Onlardan bir tanesi de 1 numaralı Akıncı Mehmet Kaya ile. Beyond Redemption ve arkasından Akıncı arkadaş ön planda. 5 numaralı Lord of Yıldızlar Akın Sözen. 6 numaralı Soner Bey, Saadettin Boyraz. Şimdi burada arkadaşlar Hitman ve Hakna'nın da gerileri var. Burasını normal şartlar altında biz kapatmayı düşünüyoruz ama tekrar ediyorum, önceliğimiz bizim burada da 6. koşuda da 2 ve 1 numaralı safkanlar arkadaşlar. Yani küçük kuponlar için 2 ve 1 ön planda, aksi takdirde H işaretini kullanmamız gerekiyor burada. Evet, 7. koşu kısa vade 6 dişiler 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1800 metreye çıkacaklar. 7. koşu da kısa vade 6. Bugün kısa vade 6'ların günü açıkçası Kocaeli'de. Burada 6 numaralı Kızılcapınar Kadir Tukaçoğlu'yla ilk atımız. Kazanma ihtimali yüksek olan bir safkan bu arkadaşlar. Baktığımız zaman 88 handikap var, zaten beni yaz, beni yaz diyor. Bu safkanın hemen arkasından 5 numaralı Günyeli burada bir şekilde dikkat edilmesi gereken bir safkan. Yani 6 ve 5 numaralı safkanlar. Bundan arkasından 9 numaralı 3 Güzel Ayhan Kurşun, 2 numaralı Esti Geçti burada Akın Sözen ve 8 numaralı Miray Kız Erhan Aktu'yla bir fark yaratabilirler. 6, 5 ön planda, 9, 2 ve 8 numaralı safkanlar da arka planda olmak üzere burada burayı yine tam 5 atla geçmeye çalışacağız. Tabela ayağındayız şimdi. 2. altında 8. koşu saat 9'da başlıyor. Handikap 14, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada 4 numaralı Siestra Gökhan Bektaş'la banko olarak sizlere öneriyoruz. Buradaki 4 numaralı Siestra'yı. Bu Mendip yavrusu arkadaşlar 7 gün evvel yine Kocaeli'de Gökhan Bektaş'la start aldı Kumpis'te. Burayı sevdi bu safkan. My Queen Love, Miss Tuana ve Anna Henrietta'nın arkasından sadece ve sadece 2,5 boyla 4. oldu. Yani 1. ile arasında, 1. olan Queen ile arasında sadece 2 boy vardı arkadaşlar. Sadece 2 boy vardı. Yani My Queen Love'ın bitiriş derecesi 1900 metrede. Burada baktığımız zaman 2.07.54. Siesta'nın bitiş derecesi 2.07.90. Yani aynı saniye dilimi içerisinde 4. olmak ne kadar enteresan. Buradaki bu safkanları da biz geçeceğini düşünüyoruz. Burada o bu safkandan böyle çok daha hani hızlı böyle dokunaklı bir safkanı pek göremiyoruz varsa da. Biz burada Siestra'yı öne alır almaz ki beyaz bayrak ayna yapacağını düşünüyoruz. Yani öne çıkıp direkt olarak koşuyu bitireceğini düşünüyoruz. Ve bizim bugünkü ikinci altında bankomuz Siestra. 9. koşu Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Yani tabi o atı geri attırmazlarsa arkadaşlar, geri attıracaklarını da düşünmüyorum ben. Çünkü sonuçta bir şekilde kıvamına gelmiş bir safkanı geriye almak çok saçma olur. Evet,
9. ve son koşudayız. Maiden dişi 3 yaşlığın güzel 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da çok iyi koşuya inandığımız, zaten geçen koşuda da fark etmişsinizdir. Patricia alternatif bankomuz. Bir aksilik olmazsa burada İstanbul'da çok güzel koştu. Verdik de bu sapkını. Paco denildi, Patricia denildi. Asil tutku kazandı o gün biliyorsunuz. Aynı ganyan dilimi içerisinde yani 2.70, 2.70, 3.65. Patricia AGF 1 çıkmıştı. Şimdi Kocaeli'ye gitmişler. Neden? Çünkü sapkan formda. Yani beklemek istemiyorlar. Tamam yani bir an evvel Maiden'dan çıkmasını istiyorlar bunu. Ve günün alternatif bankosu bu. Banko beğenmeyenler veya küçük kupa yapmak isteyenler için ideal bir banko seçeneği. Bu sapkanın arkasından bir numaralı Adal Kadir Tokaçoğlu'yla, 3 numaralı Lady Aurelia Mehmet Kaya'yla, 5 numaralı My Disaster Erhan Aktu ve 10 numaralı Teresita Mahmut Turan'la da gelebilirler tabii, eğer ders koşarsa ya pisti beğenmezse veya bir şekilde Patricia'nın bugün günü değilse. Çünkü ilk kez Kocaeli pistine çıkacak Patricia. Aksi takdirde Kocaeli bir performansını görmüş olsaydık bu sapkını direkt banko yapacaktık. Neyse yapacak bir şey yok. Bursa'da çalışmalarını sürdürüyor. Arkasından 1, 3, 5 ve 10 dedik. Evet arkadaşlar, böylece Kocaeli ile ilgili görüşlerimizin de sonuna geldik. İzmir programı için tekrar ediyorum. Çok güzel iki tane bankomuz var. Nemli olduğunda iyi koşacak olan atlar var veya ona göre alternatif bankolarımız var. Hele hele birinci ayakta inanılmaz bir at alternatif bankomuz arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyorum ben. Bekliyoruz. Yapılan bir emek var. Bu emeğin karşılığını sizlerin görmesini istiyoruz. Kendimiz değil. Bu neredeyse Mayıs ayında 4. seneye gireceğiz. 3 yıldır bizi tanıyanlar tanıyor zaten. Evet, premium üyeliğe bekliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.